Herkese merhaba arkadaşlar, Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. MyClub'da Pes 2020'de ikinci top açılımımız. Bu biraz daha güzel olacak. Bak, sözünü veriyorum. Kutsal formamızı giydik, Türk bayrağımız şurada. Biraz konuşamıyorum, dilim sürçüyor ama her zaman yaptığım şeyler. Pazartesi günü bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama pazartesi günü canlı yayında haftanın etkinliklerini size paylaşmıştım. Pazartesi ve perşembe olacak bundan sonra. Eğer iki günde canlı canlı sizlere bunları aktarmamı istiyorsanız destek olarak bana abone olup like atmayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Şu anda da videoyu durdurup like atarsanız müteşekkir olurum. Bu müteşekkiri de 3 kere falan cümlede kullandım. Salakça bir şey, neyse. Özel temsilcilere geliyoruz. Burada kulüp seleksiyonlar Milan, Inter, Olympique Lyon ve Paris Saint Germain var. Hepsinden açacağım. Neden açacağım? Çünkü kadrom şu anda çok iyi değil. Yani daha doğrusu dayanıklılığını kurtarabilmem için 2 tane sağlam bir 11 bulmam gerekiyor ki rotasyonla oynatmam gerekiyor ama bende o rotasyon yok daha. Bugün toplamda 4 tane açacağız ama ilk önce Olympique Lyon'dan, sonra Inter'den, sonra Milan'dan ve sonra da PSG'den. Bu koltuğa oturdum. Bu koltuğa ben oturdum. Neden oturdum? Niçin oturdum? Bunların hiçbir önemi yok ama ben bu koltuktan kalktıktan sonra takımımda Mbappe'nin olmasını istiyorum. Evet, çok şey değil. Mbappe. Oyuna para da yatırıyorum. Yani bana Mbappe'yi vermek zorunda diye düşünüyorum. Ve Olympique Lyon'la başlayacağız. İsterseniz ilk önce gelin. Olympique Lyon'da kimler gelirse iyi olur. Bir tane sarı top var. Gerisi siyah. Antonio Lopez, kalecimiz De Gea. Kalecilerde dayanıklılık problemi olmadığı için bir tane kaleci olması yeterli. Düşüşte bile olsa De Gea, De Gea'dır. Oynatırım. Ben burada Memphis Depay'ın gelmesini çok isterim arkadaşlar. 88 ve SF de oynayabiliyor. Biliyorsunuz 3 SF'li bir teknik direktör bakıyorum. Yani o taktiğime de çok uyum sağlar. Memphis Depay olabilir. Thiago Mendes var. Dembele olabilir. Hücum hattını iyileştirmem istiyorum. Ve bir tane de stopere ihtiyacım var. Eski Galatasaraylı Dinayer olabilir. Aquar'ı çok fazla istemiyorum. Bu Dubois'i de istemiyorum. Traore olabilir. Sarı olmasına rağmen Traore olabilir. Çünkü hızı 85 arkadaşlar. Yani bir diğer üstündeki iki oyuncudansa Traore'nin gelmesini tercih ederim. Çok fazla uzatmayacağız. Ve haydi bismillah. Burada sarı topu da bulsak bir problem yok yani. Sarı top her zaman için okeydir benim için. Burada. Olympique Lyon'da. Olympique Lyon Selection'da. Bakalım. Haydi bismillah. Kim geliyor? Ve siyah top sağ ayaklı. Mavi de kramponları var. Bakalım teknik hareketler mi? Çok güzel. Stoper. Denayer değil değil mi? Dubios geldi. Tadım kaçtı. Neden kaçtı? Ama sizden kaynaklanıyor. Hala like atmayanlar var. Like atmıyorsunuz. Sinerji yaratamıyoruz. Burada bir enerji, sinerji yaratmadığımız sürece iyi oyuncunun gelme ihtimali yok arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuz. Hoş geldin. Şu kutsal formaya şu salağı alabildik arkadaşlar. Var mı öyle bir şey? Dubios geldi. Hoş geldin. Sonuçta işin kötü davranmamak lazım. Onu oynatacağız sonuçta yani. Yönetim becerisi de geldi. Güzel. Şimdi ikinci oyuncuyu açacağız. Haydi bismillah diyoruz ve gerçekten bir Denayer'i, bir Memphis Depay'ı seçmek istiyorum. Almak istiyorum artık ya. Gittik yine. Hadi bakayım, Fransa'dayız. Fransa'da kim bizi karşılıyor? Bir siyah toptan bir mavi krampon ama bu sefer biraz siyahi oyuncu. 9 numara Dembele olabilir mi? Dembele olabilir mi? Dembele geliyor. Hoş geldin. Şimdi takımımızda Shaqiri vardı arkadaşlar. Shaqiri kiralıktı. O gidecek. Onun yeri boştu. Onun yanına Messi'nin kiralık Messi'ler falan gitti çünkü. Bir tane forvete ihtiyacım vardı. Memphis Depay'ı tercih ederdim ama Dembele de iyi. Hoş geldin Dembele ve formada yakıştı be kardeşim. Vay, açtı be seni. Güzel oldu be. Ama siyah formamızı giydiğimizde bu kaybolur bu adam. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlarım bir top açılımı daha. Olympique Lyon'dan tekrardan basıyoruz. Haydi bismillah diyoruz ve Olympique Lyon'dan son topumuzu alacağız. Ama kim gelecek? Çok önemli. Haydi bismillah, Michael Abamle mi döndü? Siyah mı gelir be? Bir daha mı siyah gelir be? Ana, Memphis Depay mı acaba? Aa, güzel. Bak, buradaki sarı okeyimdi. Traore geldi. Buradaki sarı okeyimdi. Her zaman söyledim bunu. Evet. Traore, hoş geldin kardeşim. Bence yani ilk açtığımız toptan daha işime yarayacak bir oyuncu. Ve SF falan da oynayabiliyor. Biraz gücü düşer ama ona biz pozisyon antrenörü veririz, yapıştırırız, SF'de oynatırız. Hoş geldin Traore diyoruz. Şimdi 3 tane oyuncumuzu kattık takıma. Şimdi Inter'e geçeceğiz. Biraz da Inter'de bir şeyler bulmaya çalışacağız. Inter'de peki kimler var? Burada da bir tane sarı var.
Daha sonra rahat zaten. Milan'da %100 siyahımız var. Handanovic gelmesin. Stoperlerden ya bu gelebilir. Biraz ağır bir stoper ama iş yapar. Politano, yani kanat oyuncularına çok ihtiyacım yok. Martinez gelebilir ki hızlı bir oyuncu, bitiriciliği falan da iş yapar. Brozovic, yani Ambrosini kanat gelmesin ama Kandreva gelebilir. Kandreva'yı çok beğeniyorum. Buradaki göbek orta saha Sensi ağır bir oyuncu ve inşallah gelmez. Buradaki Sarı'nın gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Haydi bismillah diyoruz ve ilk top açılımımızı yapıyoruz. Bakalım kim gelecek, önemli. Haydi bismillah. Michael Apamlemi döndü, dünya döndü. Nereye gidiyoruz? İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da bizi kim karşılıyor? Bir siyah top. Sağ ayaklı. Kırmızı kramponlar da fena olmamış ha. Allah, bir bilek hareketleri bir şeyler. Teknik oyuncu geldi. Bakalım kim geldi? Kandreva geldi. Hoş geldin Kandreva. Adamsın. Ve dövmeler mövmeler. Bir de böyle yapmasının sebebi buraya da dövme yaptırmış. Onun görünmesini istiyor. Bu koltuktan Mbappe'yi almadan kalkmayacağım. Evet. Almayacağım. Kalkmayacağım yani. İkinci top açılımımıza geliyoruz. Hala like atmadıysanız ayıp ediyorsunuz. Ve bunu like atanlar için açıyorum. Alın. Al bakayım kim geliyor. Michael Abandemi dönüyor. Dünya dönüyor. Bir yerlere götürdü bizi. İtalya'ya tabii ki de. İtalya'da bizi kim karşılıyor? Burada ama sarı topu vermemesi lazım. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da teknik. Ön tarafı doldurduk. Güzel oldu. Brozovic geldi. Hoş geldin kardeşim. Brozovic 27 yaşında, göbek orta saha. Ofansif ve defansif oynayabiliyor. Bir joker tadında bir oyuncu. Sağ açık falan da oynuyor ama onlar biraz daha şey. Hoş geldin kardeşim. Güzel güzel. İyi güzel. Hoşuma gitti. Ve okeyliyoruz arkadaşlar. Ve taktik antrenmanı da geldi. Güzel oldu. Şimdi son top Inter'den. Sarıyı bulmayalım, bize yeter. O sarıyı bulmayalım, bize yeter arkadaşlarım. Haydi bismillah ve Michael Apamlemi dönüyor. Dünya dönüyor. Sarıyı hissettim ya. Vallahi sarıyı hissettim. Hissettim. Totemdi bu. Bu totemdi. Bir siyah. O bileklik. Farklı bir oyuncu. 10 numara. Allah'ım, maestromuzu bulduk. Ama Ronaldinho da var takımda. Lautaro geldi. Yani Martinez. Forvet. Martinez. 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 Hoş geldin takımımıza. Forma da açtı seni kardeşim. Ten rengin falan formaya tam uydu yani. Sorun yok. Güzel. Hoşuma gitti. Ben bu Mbappe'yi almadan buradan gitmeyeceğim. Onu biliyorum en azından. Ve şimdi Milan'a geçiyoruz. İlk önce küçük bir hemen Milan'a bir bakalım. %100 siyah top ihtimali var. Hemen bakıyoruz. Piatek'im var burada benim. Romagnoli var. Donnarumma var. Biglia var. Kalecim var ama Donnarumma'yı çok beğeniyorum. Yani yedek bir kaleci olarak bir tane de kaleci olabilir. Suso var, Hakan Çalhanoğlu var. Hakan Çalhanoğlu ben çok fazla beğenmiyorum arkadaşlar. Onun yerine mesela Rodriguez'i de değil ama Suso'yu tercih ederim. Samu Castillejo da olabilir, hızı 88 olarak görünüyor. Haydi bismillah diyoruz ve ilk top açılımımız yapıyor. Sizler kimleri çıkardınız? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Benim mutlu olmamı istemiyor musunuz? Yani beni sevmiyorsanız bile bir insanın mutlu olması önemli bir şey arkadaşlar. Haydi bakayım, gittik İtalya'ya. İtalya'da bizi kim karşılıyor? Bir siyah top, sol ayaklı. Suso mu? Mavi kramponlar. Tamam. Hafif kirli sakal. İyi de vurdu. Çok güzel. Ve Castillejo geldi. Hoş geldin Castillejo. Olsun. Siyah siyahtır. Dediğim gibi her oyuncuya ihtiyacımız var. O yüzden bir sıkıntı yok. Hoş geldin kardeşim. Takımımıza formada açtı. Güzel. Şimdi ikinci top açılımımızdayız. Arkadaşlar sinerjimizi yapıyoruz. Ben size siyah top bulma ihtimalimiz %100 olan yerde istediğimiz oyuncuyu nasıl bulabiliriz bunu göstereceğim şimdi. Arkadaşlar burnunuzu açacaksınız. X'e bastınız. İzleyin şimdi. Burun gücü adına. Bir de bunu söylemeniz gerekiyor. Haydi bakalım, Michael Apamlemi döndü, dünya döndü. İtalya'ya gideceğimiz zaten belli. Ama İtalya'da kimi alacağımız belli. Piatek geliyor. Hissettim. Bir daha sol ayaklı. Bir daha mavi krampon. Bir daha hafif kirli sakal. Bir daha aynı şut. Bir daha. Bir daha Castillejo. Şu burnumu her şeye sokmamam gerekiyor benim. Şu lanet olası burnumu her şeye sokmamam gerekiyor. Bunu öğrendim bugün. Ben bunu bugün öğrendim. Hareketlere bak bak. Castillejo. 2'de 2 Castillejo bulduk. Ne olacak şimdi? Üçüncü top açılımı. Ver bunu da Castillejo, Ronaldo'yu alalım. Ha? Ver bunu. Ver hadi. Adam sen verirsin kardeş.
yapıştırıyorum. Ver Castillo'yu. Hadi bunu. Konuşamıyorum ama alacağım. Haydi bismillah. Michael Abraham Lemmy şimdi üçüncüye vermeyecek tabii ki. Vermeyecek. Michael Abraham Lemmy girdi. Allah kahretsin. Hafif kirli sakal da var mı? 7 numara mı? Vurdu mu? Castillo mu? Allah'ına vurdu. 3 tane Castillo aldık. 3 tane. Arkadaşlar zenginler her zaman böyle ya. Yani oyuna para yatırdın mı Konami seni tutuyor. Şey yapıyor yani. Niye böyle bilmiyorum ama. Ya oyuna para yatırdın da 40 lira coin aldım arkadaşlar. Aral Game'den oyun ücretsiz geldi diye. Hadi dedim bari 44 lira coin alayım ama her zaman söylediğim gibi. Asla ve asla coin almayın. Kesinlikle kardeşlerim. Özellikle küçük kardeşlerime diyorum. Ve şimdi bu arada çok küçük bekleteceğim. Ve hemen cecik antrenmana gireceğim. Panik yapıyorum şu an. Şu an panik yapıyorum. Bir saniye. Sözleşme. Takasa gireceğim. Ve 3 oyuncuyu verip mesela takası onayla dediğimde ve işte bu arkadaşlar. İşte bu. Ama bu videoya 250 like gelmesi durumunda az istedim bak. Az istedim. Bir sonraki bölümü takasla Ronaldo'yu alacağım. Arkadaşlar. O zamana kadar da ben şu oyuncunun en azından şey yaparım. Yani oyunu oynatırım falan ya. 10 maçlık kontratları var çünkü. Onları en azından şey yapalım. Neyse bıdı bıdıyı bırakalım. Hemen buradan geçeceğiz tekrardan temsilciler kısmına. Doğru yere mi geçtim ben? Evet. Şimdi asıl Zana'nın dırt dediği, zıt dediği yer mi? O derler. Şimdi ona geçiyoruz. %100 shot top ihtimali var. Cavani var. Mbappe var. Di Maria var. Verratti var. Thiago Silva var. Marquinhos var. Munier var. Juan Bernat var. Arkadaşlar Mbappe gelirse bizim forvetteki ikilimiz Ronaldo Mbappe. İzle. Geliyor. Yapıştırdık. Haydi bakayım. Bakalım kim gelecek? Michael Pamle mi döndü? Dünya. Yalnız 3 tane aynı oyuncuyu nasıl verdi ya? Ben hala şoktayım. Fransa'ya gittik. Fransa'da bizi kim karşılıyor? Sağ ayaklı. Mavi krampon ama ten rengi biraz açık geldi bana. Biraz da defansif olunca Munier geldi gibi geldi. Munier geldi. O Mbappe'yi almadan bu koltuktan kalkmam arkadaşlar. Haydi bakalım. İkinci top açılımımıza geleceğiz. PSG'den. Hemen hızlandırıyorum. Hızlandırıyorum arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Şu an takas yapmadım ama Ronaldo bende. Onu bir kere bilin ama bu arada takasla sizce Ronaldo'yu mu başka birini mi alayım yorumlara yazın. Düştü. Sol ayaklı mavi krampon bir de bek mi vereceksin? Diğer sol bek'i mi vereceksin? 11 numara Di Maria mı? 11 numara Di Maria geldi. Hoş geldin kardeşim. Güzel kulaklı kardeşim benim. Hoş geldin ve son top açılımımız. Haydi bakayım. Ve haydi bismillah be. Yapıştır gelsin be kardeş. Haydi bakayım gittik. Allah. Sol ayak. Yo sağ ayaklı. Ama yok rengi açık. Cavani Edinson Cavani. Şu koltuktan. Şu lanet olası. Babaannemden kalma. 98 yıllık koltuktan. Maalesef ki Mbappe'yi alarak kalkamadık ama bir Ronaldo'muz var artık. Şu anda takası yapmayacağım. 250 like gelmesi durumunda bir sonraki videoda ilk yapacağım şey Ronaldo'yu almak olacak arkadaşlar. Edinson Cavani geldi. Hoş geldin diyoruz kardeşim. Ve hemencecik şöyle yapacağız. Hemen geliyoruz takımımıza ve şimdiki takımımızı göstereceğim. Düzenlemeyi yapmayacağım. Düzenlemeyi bir sonraki videoya aktaracağım. Şakir'i kiralıkta onun yerine artık alabileceğimiz bir adam var. Bernardeşi, Ronaldinho, Beckham, Eriksen, Hakim Ziyech. Burada Gois diye bir tane adamı oynatıyordum. Sergio Ramos, Fabinho ve burada da Smith diye bir adam vardı. Bunları direkt otomatikman zaten değiştireceğim. Buraya sağ bek, sol bekleri aldığımda 3 tane bu oyuncumuz var zaten. Onları da kullanırız ve güzel olacak. Cavani, Di Maria zaten Şakir'in yerine Cavani geçecek. Ronaldinho'yu arada dinlendirmem gerekiyor. Yaşlı kurt biraz teknik oyuncu, güzel oyuncu ama oyunda biraz sıkıntı oluyor. Yani kondisyon çok çabuk düşüyor. Ama problem yok. Güzel bir kadro oldu. Sizce hangileriyle ilk 11 kurayım? Bunu gösteriyorum. Bir de bunları göstereceğim.
İlk 11'de kimleri alayım, kullanayım yorumlara yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.